Merhaba. Bugün size 7 ayrı Muay Thai kombinasyonu vereceğiz. Bu söyleyeceğim kural sadece Muay Thai değil, birçok alanda geçerli. Eğer kafayı kontrol ederseniz, rakibinizi de kontrol edersiniz. Kafayı kontrol ederseniz birçok şeyi kontrol edebilirsiniz. Muay Thai'de kafayı kontrol ve vücudu kontrol için yaptığımız şey clinch diyoruz. Boyun güreşi gibi bir anlamı da var bunun. Clinch'e geçerken herhangi bir bloktan sonra içeri gireceğiz. İçeri girerken eğer kolunuz çok düz olursa onun da vuruşlar yapması mümkün. İlk andan sonra tamamen uzandık. Önce güvenlik duvarı, çeneyi içeri aldık. Devamında dirseği biraz vücuduna doğru kontrol etmek için koyuyoruz. Yakaladık. Rakibimizi kendimize doğru çekerken kalçayı içeri doğru güçlü diz vuruyoruz. Bununla ilgili en güçlü vuruş hangisi diye bir belgesel vardı. Hatırlıyor musun hocam? Diz vuruşunda söylemiştik de. Hem en güçlü vuruş diz çıkmıştı. Boksörün yumruğu, işte tekvandonun tekmesi, Muay Thai'nin dizi. Bunun nedeni de şu. Hem çekiş hem vuruş gücü bunu söyleyince. Evet, çok sağlam geliyor. Büyük bir neredeyse çekime ara veriyordu. Evet. Evet, son vuruşta kesmiştik. Hem rakibi çekeceğiz hem vuruşu yapacağız. Böylece çok daha güçlü gelecek. Hocam baştan alalım. Geldi blok, içeri girdim, kafaya tuttum. Kafayı tutarken bu arada boyundan değil, kafa topu dediğimiz üst kısımdan tutacağız. Doğrudan dizi basacağız. İstersek 3-4 tane vuracağız. Son dizi vurduktan sonra adımı yana doğru alacağız. Ayaklar paralel duruşta neredeyse. Rakibi çekerken adımı tamamen alıp dengesini bozacağız. Bir vuruş daha yapacağız. Bir daha. Herhangi hop, yakaladım. Şurada dirseği koydum. Yakaladım. Bir, iki. Bu kez diğer tarafa doğru. Adımı attım. Yere sağlam bastım. Çektim. Ve vuruşu yapıyorum. Bunu her iki yöne doğru da yapabilirsiniz. Yakaladım, tuttum, 1-2 adımı attım, döndürdüm ve basıyorum. Ya da diğer tarafa döndürdüm ve basıyorum. Biz middle kick karşı defans çekmiş miydik? Çekmedik. Low kick'e karşı çektik galiba defans. Middle kick'e karşı defansın da hem kickbox hem Muay Thai versiyonunu çekelim. Bu onlardan biri olacak. Bugün ayrıca middle kick'e karşı bir başka kombinasyonumuz da olacak defansla başlayan. Middle kick geldiğinde yakalayacağız. Yakalarken dikkat etmeniz gereken çok şey var. Çünkü bunu yakalarken şöyle tutarsanız suratınızı vuruş alırsınız. Ve çok da hoş olmayacak. Hele de elinizi indirdiğinizde doğrudan açık verirsiniz. Bu nedenle yakalarken ilk yaptığımız şey güvenlik duvarı. Sonra öne doğru gidip rakibi tutacağız ya da vuruş yapacağız. Hocam geldiğinde 1-2 buradan dizle de başlayabilirim. Ayağa atıp vuruş girebilirim. Veya tuttuğum güvenlik duvarı devamında vuruş yakaladım. 1-2-3 vuruşu gireceğiz. Bir daha. Bu arada eğer middle kick gelirken doğrudan şöyle kalırsanız biraz tatsız olacak. Çünkü güçlü bir tekme geliyor. Siz bulunduğunuz yerde kalıyorsunuz. Eğer kaçacak yeriniz varsa geldiğinde hocam biraz da şu açıdan lütfen. Geldiğinde hafiften de yana doğru çıkın. O zaman vuruşun etkisi daha da azalacak. Ayrıca dengesini daha iyi bozmuş olacaksınız. Baştan yapalım. Bir, güvenlik duvarım. Tuttum. İki, savurdum ve tekmeyi çıktım. Bir de yumrukla başlayan versiyonunu yapalım. Ve girdim. Bir kez daha. Yapalım bunu. Geldi. Evet, şimdi yumruk versiyonu. Bu taraftan yapmadık. Geldiğinde. Bir daha. Budur. Şimdi çok tatlı bir dirsek var. Bu dirseği kim iyi kullanıyor? John Jones UFC'de dövüşüyor, light heavyweight'te. Müthiş, hele de kariyerin ilk zamanlarında çok kullanıyordu. Birkaç cep attık.
Cepi aşağıya doğru fake atacağız. Gövdeye giriyormuş gibi biraz kapanmasını sağlayacağız. Dönerek ters dirsek vuracağız. Döndük. Hammer fist ya da back fist. Hook, hook, güç tekme. Devamı tamamen size kalmış. Yavaşça. Ayaklar burada çok önemli. Güçlü jab. Güçlü jab. Fake. İçeri doğru. Buradan back fist. Hammer fist. Back kick. Döner tekme. Birçok şey çıkabilirsiniz kendi yeterinize göre. Biz dirseği vuracağız. Elimiz tamamen kapalı diğer el. İçeriden dönerken. 1, 2, 3. Akış sizde. Ömer Hoca ile bir tekmeye anlaşmıştık ama tekme gelince daha fazla gidiyor. Karttayız. Hocam biraz daha böyle. Bir kez daha. Bir de bu taraftan. Orta seviye tekme geldiğinde birçok teknik gelecek. Şimdi kapanırken elimizi takviye edeceğiz. Bu bize şöyle bir avantaj verecek. Gelsin hocam. Doğrudan eğer kaçacak şeyiniz yoksa kapanıkla karşılayabilirsiniz. Ama kapandığınız yerden vuruşu aldığınız için girmeniz biraz zor. Bu nedenle kapanıp karşılarken elimizi takviye edeceğiz. Tekme yumuşatacağız ve karşıladığımız taraftan gireceğiz. Gelsin hocam. Böylece çok rahat bir şekilde atak yapabiliriz. Bu bize neyi sağlıyor? Çoğunlukla tekme atarken güçlü vurmak için biraz eli açabiliyoruz. Vurduğumuz taraftaki eli. Buradan içeri girmeyi sağlayacak. Yavaşça. Bir. Yukarıya hook girdik. Gövdeye hook girdik. Yukarı hook girdik. Dizi bastık. Garda döndük. Yakına girip dirsek vuracağız. Daha akışta. Geldi. Hemen içeri. Bir daha. Bir, iki, üç. 4, 5. Hadi buradan. Geldiğinde bir güvenlik duvarı. Gelsin abi. Hop. 1, 2, gövde. Yukarı. Diz. Ve dirsek. Şimdi akışı. Son bir kez. Bir daha. Dirsekler Muay Thai'nin en tehlikeli silahları. Çünkü yumrukta yumuşatıcı var, geniş yüzey var ama dirsekler hem çok keskin hem çok güçlü. Bunda da iki farklı dirsek çalışacağız. Bu özellikle mesafe kavramını oturtmanız için iyi bir kombinasyon olacak. Biliyorsunuz savaş sanatlarında birçok farklı mesafe var. Onunla ilgili link. Canberk nereden çıkıyordu? Bu taraftan değil mi? Buradan çıkıyor. 5 farklı mesafe nasıl kullanacağınız ipuçları ile ilgili şuracıktan gidip ulaşabilirsiniz. Şimdi cep girdik. Ardından dirsek gireceğiz. Cep orta mesafe vuruşu. Dirsek yakın mesafe. Eğer buradan dirsek atmaya çalışsam hem çok görülür hem de zaten rakip bunu benim ulaşmam çok zor olur, dengemi bozulur. Ondan cepten sonra içeri gireceğim, dirsek vuracağım. Dirseği vururken diğer elim yukarıda, güvenliği sağlıyor. Ardından üstten dirsek gireceğim. Ömer hocam bir sen de deneyim mi? Daha güzel olur. Buradayım. Kapan hocam lütfen. Cep, dirsek ve yukarıdan dirsek yapacağız. Bir daha. Cep, içeri geldim, dirsek ve üstten dirsek. Son ana kadar dirsek atacağınızı göstermeyeceksiniz. Burada bir ilke var. Gözlerimiz yatay görüyor. Eğer dirsek şöyle geniş gelirse sizin bunu görmeniz, fark etmeniz, savunmanız, kaçmanız çok daha kolay. Ama son ana kadar gelirsek doğrudan hızla kesebilirsiniz. Çünkü dikey çizgide size doğru yaklaşan bir dirsek var. Çok zor fark ediliyor. Hemen dönüp vuracağız. Bir daha. Jab. Buradan. Son bir kez. Evet.
Yine dirsek ve çok etkili, tatlı bir dirsek. Bunu Anderson Silva'nın bir maçında da göreceksiniz. Çok güzel bir nakat böyle. Filmlerde olan türden bir dirsek vuruşu. Zaten bunu Anderson Silva, ki dünyanın en iyi dövüşçülerinden biridir. Hatta belki de gelmiş geçmiş en iyi MMA dövüşçüsüdür. Bir de kickboksu var aynı isimde, ondan değil. MMA dövüşçüsü olandan bahsediyorum. Galiba Tony Jaa filminde görüyor ve gidip hocalarına bunu çalışmak istiyorum diyor. Onlar da ya bu işe yaramaz, çok etkili olmaz diyor. O da gidip eşine yastık tutturuyor, bildiğin yastık. Çalışıyor ve çıkıp maçta uyguluyor. Müthiş bir nakat. Şimdi biz bunu biraz da uyarlayıp farklı şekilde yapacağız. Hazırlayıcı bir şekilde. Cep cep girdik, overhand güçlü gireceğiz ve devamında dirsek gireceğiz. Anderson Silva ters karttan şuradan aşağıdan girmişti. Bunu biz biraz daha güçlü overhand asıldıktan sonra, hocam kartta deneyelim. Girdim. Boşa kaç hocam buradan. Üzerime doğru gelen rakibe karşı yapabileceğimiz şekilde uyarladık. Çok indirmeden çeneye doğru. Bir kez daha. Biraz overhand şurada olsun abi. Biraz şey denge dağılıyor orada. Evet, şimdi oldu. Bir daha. Bir daha. Bu daha başlangıç ve orta seviye için uygun bir kombinasyon olacak. Yine orta mesafeden cep cep girdik. İçeri doğru geldik. Son ana kadar göstermiyoruz. Ben size doğru yapıyorum. Cep cep. Son anda kesiyorum ve diğer el güvenlik duvarı oluşturuyor. Dirsek nasıl atılır videomuz var. Canberk buradaydı değil mi? Burada çıkıyor. Bakın ondan güvenlik duvarının önemini göreceksiniz. Cep cep içeri geldik. Sağ dirsek. Sol hook. Yakalıyoruz. Diz. Garda döndük. Ve cross. Jab jab. Dirsek değil o cross ama olsun. Gelişsin evet. Jab jab. Bir daha. Bir kez daha. Aa buradan yapmadık.